Merhaba, ben Brian Iridan'ın yeni sunucusu. Bugün sizlere insanlık tarihinin en büyüleyici ve karmaşık konularından biri olan dillerin nasıl ortaya çıktığını anlatacağım. Dil, düşüncelerimizi, duygularımızı ve bilgimizi başkalarıyla paylaşmamızı sağlayan bir araçtır. Diller, kültürel kimliğimizin önemli bir parçasıdır ve toplumların yapı taşlarını oluşturur. Peki, dil nasıl ortaya çıktı? İnsanlar ilk başta nasıl iletişim kuruyordu? Bu soruları yanıtlamak için öncelikle dilin ne olduğunu ve neden bu kadar önemli olduğunu anlamamız gerekiyor. Dil, insan evriminin bir parçası olarak gelişti. İlk insanların iletişim kurma ihtiyacı, avlanma, savunma ve sosyal ilişkiler gibi temel hayatta kalma gereksinimlerinden doğdu. İlk başta jestler ve mimikler kullanıldı. Bu jestler ve sesler zamanla daha karmaşık iletişim biçimlerine dönüştü. Dilin nasıl ortaya çıktığına dair birçok teori var. İşte en yaygın olanlardan bazıları. Bow-wow teorisi. Bu teori, dilin hayvan seslerini taklit ederek ortaya çıktığını öne sürer. Örneğin, köpeklerin havlaması veya kuşların ötmesi gibi. Bu teoriye göre, insanlar çevrelerindeki doğayı taklit ederek ilk kelimeleri oluşturmuş olabilirler. Puh-puh teorisi. İnsanların duygusal tepkilerini ifade ederken çıkardıkları seslerin zamanla anlamlı kelimelere dönüştüğünü savunur. Örneğin, acı çekerken ah demek veya şaşırırken oh demek gibi. Yo-he-ho teorisi. Bu teoriye göre dil fiziksel çaba gerektiren işlerde insanların çıkardıkları ritmik seslerden doğmuştur. Örneğin, ağır bir yük taşırken hep birlikte hey ho gibi sesler çıkarmak. Ding dong teorisi. Bu teori, dilin çevremizdeki nesnelerin doğal seslerinden doğduğunu öne sürer. Örneğin, bir nesnenin düşerken çıkardığı pat sesi gibi. Gelişen beyin teorisi. İnsan beyninin büyüklüğü ve karmaşıklığı arttıkça daha sofistike iletişim becerileri de gelişti. Bu teori, dilin biyolojik evrimimizle paralel olarak geliştiğini savunur. Zamanla, İnsanlar dünya genelinde yayılırken diller de evrimleşti ve çeşitlendi. Diller, ortak bir kökenden türeyen dil aileleri oluşturdu. Örneğin, Hint-Avrupa dilleri, Ural dilleri, Afro-Asyatik diller gibi. Bu dil aileleri, tarih boyunca göçler, savaşlar ve ticaret yoluyla birbirleriyle etkileşime girdi. Hint-Avrupa dilleri, bu dil ailesi, Avrupa ve Asya'nın geniş bir bölgesinde konuşulan birçok dili içerir. İngilizce, İspanyolca, Rusça ve Hintçe bu ailenin örneklerindendir. Afro-Asyatik dilleri, bu dil ailesi, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da konuşulan dilleri içerir. Arapça ve İbranice bu ailenin en bilinen örneklerindendir. Sino-Tibet dilleri, Çin ve çevresindeki bölgelerde konuşulan dilleri kapsar. Mandarin Çincesi, bu ailenin en yaygın dilidir. Dilin yazıya dönüşümü, insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır. İlk yazı sistemleri yaklaşık 5000 yıl önce ortaya çıktı. Sümerler, çivi yazısını kullanarak ilk yazılı belgeleri yarattılar. Mısırlılar ise hiyerogliflerle anıtlarını ve kayıtlarını süslediler. Yazı, bilgilerin nesiller boyu aktarılmasını ve daha karmaşık toplumların oluşmasını sağladı. Bugün, diller hızla değişmeye devam ediyor. Küreselleşme, göç ve teknoloji, dillerin evriminde büyük rol oynuyor. İnternet ve sosyal medya dillerin birbirleriyle etkileşimini hızlandırdı. Ayrıca birçok dil kaybolma tehlikesi altında. UNESCO'ya göre dünya üzerindeki dillerin yaklaşık yarısı 100 yılın sonuna kadar yok olabilir. Yapay zeka ve makine öğrenimi dil öğrenme ve çeviri konularında devrim yaratıyor. Google Translate gibi uygulamalar anında çeviri yapabiliyor. Yapay zeka dilin geleceğini şekillendirecek ve belki de yeni iletişim biçimleri oluşturacak. Diller, insanlığın en büyük hazinelerinden biridir. Dilin evrimi, bizim kim olduğumuzu ve nasıl iletişim kurduğumuzu anlamamıza yardımcı olur.